Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma bat. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzetiniz, şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah Azze ve Celle hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, bu tarafa doğru gelelim. Sizler yer açın, Allah Azze ve Celle de rahmetini üzerinize sağanak sağanak açsın inşallah. Uzun bir aradan sonra bir cumartesi sohbetiyle bizleri bir araya getiren, bu programların vesilesiyle kalplerimizi birbirine yaklaştıran, muhabbetimizi arttıran Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyurmaktadır. Sizin en hayırlılarınız görüldüğünde Allah'ı hatırlatan müminlerdir. Bu hadis kabilince böyle bir programın içerisinde bize Allah'ı, Resulünü, unuttuğumuz hakikatleri, ahiretimizi, hedeflerimizi, Allah yolunda davetimizi ve Allah yolunda cihadımızı hatırlatan siz değerli kardeşlerime teşekkür eder. Allah Azze ve Celle'nin her daim sizin üzerinizde hayır yaratmasını, hidayeti yaratmasını, her daim sizi korumasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz, ne niyetinizle geldiniz kardeşler. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile geçen bir hatırasını şöyle paylaşmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem odama girdi. Onun yüzünden, yani çehresinden, simasından hatırına bir şey geldiğini anladım. Seven, sevdiğinin her halini hisseder kardeşler. Eğer birine muhabbetiniz varsa, eğer bir erkek olarak bir kocaysanız hanımınızın, babaysanız evladınızın, evlatsanız anne ve babanızın, dostsanız arkadaşınızın, o üzerindeki ruh halinden ne ifade etmek istediğini çok iyi anlarsınız eğer seviyorsanız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de mübarek zevcesini çok sevmişti. Dedi ki bir gün, ya Ayşe, bana kızdığın, bakın dikkat edin, bana kızdığın, bana alındığın, bana küstüğün, bana naz yaptığın anları da bilirim. Bana duyduğun muhabbetin olduğu anları da bilirim. Nasıl dedi ya Resulallah? Nasıl anlarsın bu halimi? Dedi ki, ya Ayşe, bana kızdığında, alındığında İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki dersin. Ama beni sevdiğinde, bana muhabbet beslediğinde dersin ki Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki. Unuttuk aziz dostum, unuttuk. Evlerimizin içerisinde ruh taşımayan bedenler haline geldik. Evladımızın halini anlamaz olduk. Hanımımızın halini anlamaz olduk. Hanımsak ev kocalarımızın hallerini anlamaz olduk. Betondan bir farkımız yok evin içerisinde. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin evine girişinden onun üzerinde bir garipliğin olduğunu fark etti. Rutin gelişlerine benzemiyordu. Değişik bir şey vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Hiç selam vermeden, hiç kelam etmeden
Mescid-i Nebevi'nin içerisine girdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha dedi ki, odamın duvarına doğru şöyle diyor bir yaslandım. Bu tecessüs değildir ha. Odanın duvarına doğru şöyle bir yaslandım. Acaba Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne diyecek, ne anlatacak, neyden bahsedecek? O peygamber de Allah'tan nasıl bir haber aldı? Nasıl bir uyarıda, ikazda bulunacaktı? Dedi ki müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Allah'a hamdü sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Dedi ki ey insanlar, ey insanlar, Allah azza ve celle şöyle buyurmaktadır. Sözler Muhammed aleyhissalatu vesselam'a ait değil. Sözler yerin ve göğün Rabbi olan Allah azza ve celle'ye aittir. Allah azza ve celle buyuruyor ki, sözü taşıyan sadece Muhammed aleyhissalatu vesselam, kelimelerin sahibi Allah, cümlelerin sahibi Allah, gelecek olan ikazın, haberin, nasihatin sahibi Allah. Dedi ki insanlar, tabir edilmese dikkat edin. Allah buyuruyor ki, sizin dua edeceğiniz ancak benim duanıza icabet etmeyeceğim. Subhanallah. Sizin talepte bulunacağınız, istekte bulunacağınız, ricada bulunacağınız ancak benim talebimi karşılamayacağım. Sizin yardım isteyeceğiniz ancak benim yardım etmeyeceğim gün gelmeden önce iyiliği emredin ve kötülükten alıkoyun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Arife tarif gerekmez kabilince Hazreti Ayşe radıyallahu anha dedi ki, bu sözlerin üzerine bir şey eklemeden minberden aşağı indi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bu hadise İbn-i Mace'de ve İbn-i Hibban'ın sahihinde geçmektedir. İçerisinde çok güzel hakikatleri, ilmi barındıran bu hatırayı, taptaze, capcanlı hatırayı, dipdiri olan hatırayı izah etmeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temiz zevcelerinden, zevceleri içerisinden de en fazla kendisini sevdiği Hazreti Ayşe'nin şu kainata bırakmış olduğu birkaç hatırayı zikretmek istiyorum. Allah nasip ederse bizler cumartesi programlarında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini nakledeceğiz. Ancak bu hadisi bize aktaran, Peygamber aleyhisselamdan işiten, bizim amel etmemiz için onu ezberleyen, duyuran sahabenin de dua görmesi için, kabrinin daha da nurlanması için, daha da bereketlenmesi için onların da hatıralarını burada inşallah zikredeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anha evinde oturduğu bir sırada yeğeni, yani Esma'dan olan yeğeni Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anhuma Hazreti Ayşe'ye içerisinde tam 100 bin dirhem bulunan 2 adet harar getirir. Harar. Harar demişler ki kıldan örülen çuvallardır. Bugün bakliyatçıların kullandığı o çuvallar gibi. 100 bin dirhemin bulunduğu 2 harar getirir. Diyor ki rivayet eden, Hazreti Ayşe diyor o gün oruçluydu. Sonra yanında bulunan hizmetlisine dedi ki, bana bir tane tabak getir. Bana bir tabak getirin. Sizce ne yapmıştır? Ben olsam ne yaparım? Sen olsan ne yaparsın? Tabağa daldırırsın, dersin ki bu ev masraflarım için. İkinci bir defa çuvala daldırırsın, dersin ki bu da taşıtlarımın masrafları için. Üçüncü defa evlatların için. Dördüncü defa bağ, bahçe arazi için. Beşinci defa belki hiç kapısını açmayacağın yazlığın için. Bunların her birini küçük tepecikler oluşturarak evinin içerisine ayarlarsın. Ben bunu yaparım. Seni hiç bilmem kardeşim. Ama Hazreti Ayşe radıyallahu anha eline gelen tabağı
alıp çuvalın içerisine dolduruyor. Ne diyor biliyor musunuz? Bunu diyor falanca diyor fakire verin diyor. Bir taneyi çekmiyor. İki taneyi çekmiyor. Ya Abdullah İbni Zübeyir yanlış mı saymıştır? 100.000 dirhem dedi ama içerisinden ya noksan çıkarsın diye tabağı daldırmıyor. İkinciye daldırıyor bunu falanca fakire verin. Üçüncüye daldırıyor şunu falancaya verin. Ta ki haral içerisinde hiçbir dirhem, çuvalın içerisinde hiçbir para kalmayacağına Hazreti Ayşe hepsini infak ediyor ihtiyaç sahiplerine. Subhanallah. Sonra akşam olmasını bekliyor. İftar saati yaklaşmıştır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Ramazan'dan bir oruç mu tutuyor ben bilmiyorum. Pazartesi, perşembe veya ayın ortalarındaki 3 gün orucunu mu tutuyor? Vallahi ben bunu da bilmiyorum. Belki şu orucu tutuyordur. Evinin içerisinde yiyeceği bir katığı, içeceği bir yudum suyu yoktur da belki bundan dolayı Hazreti Ayşe radıyallahu anha oruç tutmakta. Tıpkı Salih zevcesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Müminlerin evlerini, mümin kadınların evlerini yani zevcelerinin evlerini dolaşır da evde yiyecek bir şeyin olmadığına şahit olduğunda ne yaparmış? Dermiş ki bugün de oruç tutalım elhamdülillah. Yoklukla Allah'a yürümüşler kardeşim. İsyan bayrağını çekmemişler. Allah'a asi olmamışlar. Be kadın, bak kadın. Asla bu cümleleri seninle benim gibi kullanmamışlar. Yahu dün verdim sana para. Bugün erzak alamayacaksak ne zaman alacağız? Dememiş Allah Resulü. Demiş bugün oruç var o zaman. Yoklukla Allah'a yürümüşler. Eldeki sıkıntıyla Allah'a koşmuşlar. Asla isyan etmemişler elhamdülillah. Belki Hazreti Ayşe böyle bir oruç tutuyor. Yokluğun içerisinde Allah'a yaklaşmak istiyor. Diyor ki yanındaki hizmetlisine tam iftar vaktinde bana diyor iftarlığımı getirin diyor. Yanına iftarlığı getirildiği sırada misafirlerinden biri de Ebu Zer radıyallahu anh'ın Saliha zevcesi Ümmü Zer vardır. Onun hali de aynıdır. Ha. Yani sen Ebu Zer'in hanımı olacaksın et yiyeceksin. Yok öyle bir lüks. Sen Ebu Zer'in hanımı olacaksın da baldan şerbetler içeceksin. Yok öyle bir lüks. Zahitliğin kitabını yazmış adamdır hayatıyla. Züh denilince aklına o gelmektedir. Dönüyor Hazreti Ayşe'ye sitem ediyor. Bakın dikkat edin sitem ediyor. Kızmak yok, bağırmak yok, çağırmak yok, sitem ediyor. Diyor ki ey müminlerin annesi ne olurdu da diyor şu infak ettiğin dirhemler içerisinden. Ne kadardı? 100.000 dirhem. 10 dirhem değil Müslüman. 5 dirhem değil. 100.000 dirhemin içerisinden bir dirhem de alsan da bununla iftarlığını yapsaydın deyince müminlerin annesi Ümmü Zer'e yaklaşıyor ve diyor ki diyor bana diyor kızma diyor. Bana diyor sitem etme. Şayet diyor bunu bana hatırlatsaydın diyor bir kenara bir dirhem ayırırdım diyor. Yahu subhanallah. Şimdi bu ifadeyi her zaman kullanıyoruz. Bunu her zaman zikrediyoruz. Dünyayı 3 talakla boşamışlar. Vallahi müzdaripliklerinin farkında değiller. İhtiyaçlarının farkında değiller. Yokluklarının farkında değiller. Dünya gözlerinden öyle bir düşmüş ki. Dünya metaından öyle bir uzaklaşmışlar ki bir dirhemi kenara ayırmayı vallahi düşünmüyorlar. Hatırlarında değil. Nedir ki 100.000 dirhemin içerisinden bir dirhem? Akıllarına gelmiyor Müslümanlar. Dünyayı bu derece arkalarına atmışlar. Subhanallah. Subhanallah. Halbuki o müminlerin annesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zevceleri içerisinden en fazla kendisini sevdiği Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın da kızı Hazreti Ayşe. Halbuki o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Cibril'i bir ata binmiş şekilde Peygamber aleyhisselama bir takım sözler söylediğini duyar, görür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki ey Ayşe Cibril'in sana selamı vardır der. Hazreti Ayşe de Cibril'e selam olsun. İnşallah bu gelişi de hayırlara vesile olmuştur diye dua ettiği bir kadındır. Halbuki Hazreti Ayşe radıyallahu anha Peygamber aleyhissalatu vesselamın ölümcül hastalığa yakalandığı sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinde dinlendiği, dizlerine yattığı ve Rafike Ala'ya dizlerinin üzerinde Resulullah'ın kavuştuğu bir zevcedir, bir kadındır Hazreti Ayşe.
Sahabenin onu ihtiyaç sahibi yapma lüksü yoktur. Asla mağdur etmezler. Vallahi rivayetlerde aynen şöyle geçiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafeti dönemindeyken müminlerin annelerine 10 bin dirhem para veriyor. 10 bin dirhem. Her ay tabir yerindeyse. Her dönem. Kimi zaman 70 bin dirhem oluyor. Kimi zaman 100 bin dirhem oluyor. 10 bin dirhem veriyor. Ancak Hazreti Ayşe'ye 12 bin dirhem veriyor. 2 bin dirhem fazla veriyor. Niye? Soruyorlar, diyorlar ki ey müminlerin emiri. Ayşe'ye diyorlar radıyallahu anh'a neden 2 bin dirhem fazla veriyorsun? Diyor ki o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sevdiği zevcelerden bir tanesidir. Ya böyle adamların bulunduğu bir diyarda müminlerin annelerinin, Hazreti Ayşe'nin mağdur olma gibi bir lüksü var mıdır Müslümanlar? Vallahi yoktur ha. Yani Hazreti Ayşe biraz meyletse, biraz işaret etse, biraz kapısını açsa vallahi kıtalar ötesinden ne ihtiyacı varsa ayaklarının altına paspas gibi sererler. Yok mu? Bugün en kıytırık yöneticilerin, idarecilerin, makam ve mevki sahiplerinin önünde hanımlarının, çocuklarının önünde el pençe divan duranlar, kadın daha bir şey demeden leblebi önüne koyanlar, böyle yaşanılan böyle bir dünyada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sen temiz zevcesi olacaksın, sahabe seni mağdur edecek. Vallahi değil kardeşler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha dünyayı sevmedi. Dünyayı istemedi. Eline gelmiş olduğu bütün dirhemleri ve dinarları Allah yolunda infak etmek için büyük bir gayret gösterdi. Elhamdülillah. Onun kocası senin ve benim gibi basit bir insan değil. Onun kocası şu an ülkeleri idare eden cumhurbaşkanları, krallar gibi fos bakanların ve mevkilerin sahipleri değil. Onun kocası uğruna kellelerin gittiği adam sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a kadınlarla beraber oturuyor. Kadınlar kendi aralarında Yusuf aleyhisselamın güzelliğinden dolayı parmaklarını kesen ve acısını hissetmeyen kadınların hallerine şaşırıyorlar. Yapma ya diyorlar. Ne kadar da güzelmiş, ne kadar iffet sahibiymiş, ne kadar zarafet sahibi bir adammış da ulan bir kadın parmağını kesecek, parmağı kanayacak, bunun acısını hissetmeyecek. Buna şaşırıyorlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha kocası vefat etmiş. Bir anda galyana geliyor. Diyor ki benim diyor sevgilimin ifade böyle kullanıyor. Benim diyor sevgilimin uğruna diyor nice kelleler verildi diyor. Yiğitler kellelerini meydanlarda sattılar. Uzuvları paramparça edildi. Dün olduğu gibi bugün de vallahi de yarın da kıyamete kadar yaşayacak her bir mümin erkek ve mümin kadın çocuğuyla, kadınıyla, yaşlısıyla, erkeğiyle, hastasıyla, sağlamıyla hiç fark etmeksizin Allah yolunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din uğruna uzuvlarını paramparça etmek için sıraya girmişlerdir. Siz diyor Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinden parmaklarını kesen kadınlardan mı diyor bakıyorsunuz diyor. Onlara mı diye şaşırıyorsunuz. Şaşıracaksınız, buna şaşıracaksınız. Hazreti Ayşe radıyallahu anha böyle yiğit bir adamın karısıydı Müslümanlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. İstese Allah'ın izniyle sahabe omuzları üzerinde dünyayı onun ayaklarına getirirdi. Tevessül etmedi. Tevessül etmedi vallahi. Bir gün evinin içerisinde oturduğu bir sırada bir kişi girdi, bir baktı ki annemiz elinde böyle bir paçavra affedersiniz, peçesiyle, yani bir kumaş parçası yırtılmış, büzülmüş, bir peçeyi böyle dokumaya başlıyor, yama yapıyor. Üzerini kapatacak, suratını örtecek. İffet sahibi kadın. Oraya gelen dedi ki, ey müminlerin annesi, Allah dedi hayrı çoğaltmış dedi. Mal çoğaldı, ganimetler çoğaldı. Bizans'ın geliyor, Roma'nınki geliyor, Farisilerinki geliyor, Yemen'inki geliyor. Akın akın saraylarda saklanan paralar, hazineler Beytülmal'a doğru akıyor. Mal çoğaldı diyor. Sen diyor şu paçavrayı tabir edin de şu kumaşı, eskimiş diyor bir kumaşı diyor neden diyor yamarsın diyor. Neden bununla uğraşırsın? Yahu emret Hind'in en güzel kumaşlarını sana getirelim dercesine. Endonezya'dan mı, Çin'den mi, nereden gelecekse bu kuman? Altın maraklarla mı işlenmiş, en güzel kokuların içine mi sokulmuş, en güzel boyalarla mı boyanmış? Vallahi rivayet aynen şöyle geçiyor. Biz diyor Ayşe'yi radıyallahu anh'ı adi diyor, bakın dikkat edin, adi, sahte, safran boyasıyla diyor elbisesinin diyor boyandığına şahit aldık diyor.
Benim kumaşım elhamdülillah Hint okumalarından en güzel boyalarla yıkandığında boyası çıkmayan elbiseleri giyerken müminlerin annesi radıyallahu anha üzerinde öyle bir safran boyası var ki adi bir boya. Sahte bir boya. Müminlerin annesi döndü dedi ki vallahi dedi senin gibi düşünmüyorum dedi. Sana katılmıyorum dedi. Neden? Dedi ki eskisi olmayan kimse yani elbisesi eski olmayan kimse yeninin dedi kıymetini dedi asla bilemez dedi. Allahu ekber. Şimdi ey müminlerin annesi senin bu sözünün arkasından biz ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Dolaplarımız ağzına kadar doldu elbiselerimizle. Dolapların da boşalması lazım. Yeniler gelecek. Ne yaptık peki? İnfak bilinci oluşturduk kendimizde. Suriye'den, Irak'tan, Filistin'den, Arakan'dan, Afganistan'dan mülteciler gelecekler. Çıplak gelecekler, yarı çıplak gelecekler. Elbiseleri olmayacak. Yırtık pırtık elbiseler içerisinde sokaklarda dolaşacaklar. Aman ha dolaşmasınlar. Modayı yakından takip ediyoruz. Yenilerini dizmemiz lazım askıla. Bunu kardeşlerimizle bir infak bilinci, kardeşlik ruhu, kardeşlik anlaşması yapalım dedik biz. Ya Ayşe! Radıyallahu anha. Kendiniz şahit oldunuz Müslümanlar. Ne olur beni kınamayın. Ne olur beni kınamayın. Düne kadar Suriye'deki acil ihtiyacı gidermek için ikinci el elbise kampanyaları yapmadık mı Yılmaz abi? Ne çıktı dolapların içerisinden? Ne çıktı kolilerin içerisinden? Yırtık pırtık eşortmanlar çıktı. Ulan kendin giymiyorsun. Evladına giydirmiyorsun. Utanıyorsun sokağına çıkmaya ama kardeşlik bilincini göstermek için. Ey Müslümanlar! Dolabımdaki elbiseleri ben Suriye'ye gönderdim. Utanmaz herif! Ahlaksız herif! Ardan ve namustan nasibini almamış adam. Üzerindeki o lekeleri taraflarıyla hiç yıkamamışlar. Çıkmadı mı be kardeşim kolilerimizden? Şimdi de kesmediniz mi ikinci el elbiseleri yurt dışına göndermeyi? Demediniz mi? Sakın ha abiler bize ikinci elbiseleri gönder. Demedin mi Bayram Hocam? Dediniz ki sıfır getiriyorsanız getirin. Yeni getiriyorsan getir. Ulan koyduğun pantolondan ya paçası yok. Ya bacak kısmı yok. Ya cebi yok. Hiçbir şey yok. Utanmadan kolinin içine koydun. Sonra da dedin ki elhamdülillah. Hanım bugün Allah yolunda cihat ettik. Ne yaptım? Elbiselerimin hepsini Suriye'ye gönderdim elhamdülillah. Arakan'a bir tır kaldırılacakmış da. Allah'a hamdolsun ki infak bilinci oluşturmuş Müslümanlar. Nerede yırtık pırtık koltuk altı yırtılmış. Desensiz desenleri ortadan kalkmış elbiselerim varsa hepsini Arakan'a gönderdim diyerek bir kardeşlik bilinci oluşturmuyoruz mu Müslümanlar? Ya Ayşe radıyallahu anh. Ya bırakın. Nerede benim çocuğum bilmiyorum burada mı? Benim çocuğum 10 yaşında, Müslüman 10 yaşında. Tamir yapılması gereken bir ayakkabıyı giymeye utanıyor. Ha şikayet ediyorum. Onu şikayet ediyorum. Siz de babasını şikayet edin. Allah'a mı şikayet ediyorsunuz? Kime şikayet ediyorsanız edin. 10 yaş, gülme! 10 yaşındaki bir çocuk. Böyle ayakkabının bir tarafı yırtılmış. İpi patlamış. Lan Suriye'de adam çamurların içerisinde yalın ayak yürüyor. Taşlara basıyor, ayakları kanıyor, yırtılıyor, paramparça oluyor. Ben benim evladıma, bak benim evladıma, ben seninkini sorgulamıyorum valla. Ben o evlada tamir yapılacak bir ayakkabıyı giydiremiyorum şu an. Beni alışveriş merkezlerine zorluyor. Yeni ayakkabı almaya zorluyor. Ya Ayşe radıyallahu anha, ne hale düştük Müslümanlar, ne hallere geliyoruz. Çıksanız da şu meydanlara üzerinizdeki yamalı elbiselerle. Hemen akılsız olursunuz, mecnun olursunuz. Ya o adama bak dersiniz, şov mu yapıyor, şovmen olur bir taraftan. Ama benim annem, Hazreti Ayşe radıyallahu anha, adi bir kumaşı alıyor, yamıyor, düzeltiyor. Sabahında çıkacak, üzerindeki elbiseyle beraber yüzünü örtecek. Ve kardeşine de diyor ki eskisi olmayan diyor yeninin kıymetini bilmez diyor. Allahu Ekber. Eskisi olmayan yeninin kıymetini bilmez. Vallahi onlar dünyayı sevmediler Müslümanlar. Dünya ayaklarına aktı. Tekrar söylüyorum ayaklarına aktı. Abdurrahman bin Af'ı düşünün müminlerin annesine yüz binlerce dirhem bağışlıyor biliyor musunuz? Ben diyor vefat edersem Abdurrahman bin Af ben diyor vefat edersem servetimin diyor büyük çoğunluğunu Allah Resulü'nün zevcelerine diyor harcayın diyor.
mağduriyeti yok asla. Hilafetin güçlü olduğu dönemlerde onlara daha fazla para veriliyor. Peki sonuç? Yamalı elbiseler giyiyorlar. Abdullah, yamalı elbiseler. Yamalı elbiselerle dolaşıyorlar. Bugün kardeşlerinin elbiselerinden utananlar. Talvarlı hareketlerinden utananlar. Kerih görenler. Hazreti Ayşe vallahi dünyayı sevmedi Müslümanlar. Sevmedi. Sevmediği gibi, bakın bir şeyi daha sevmedi. O da çok gariptir. Halbuki hak ettiği bir şeydir. Dedi ki bir hayır olarak boynuna gerdanlık gibi asılmış. Ne? Müminlerin annesi olmak. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zevcesi olmak. İfk hadisesinde Allah azze ve celle üzerine Nur suresi indirip temize çıkartılmak. Bunlar bir gerdanlıktır Müslümanlar. Övünülecek şeydir. En güzeli de Muhammed Aleyhisselam gibi tatlı, merhametli, güler yüzlü, şefkat sahibi, yeri geldiğinde Allah için gadaplanan ama yeri geldiğinde de merhamet eden anne gibi olan bir peygamberin zevcesi olmak. Benim kocam var ya elhamdülillah İSKİ'de genel midir? Ayıptır söylemesi riya da olmasın. Falanca işlerin de sahibidir. İnsanlar böyle konvoy olurlar, el pençe divan dururlar. Kapısında bir nöbetçi vardır. Özel kalem müdürü vardır. Ulan nedir bu adam? Affedersiniz argo konuşurum, kusura bakmayın. Ben dedim ki bu sokağın adamıyım. Ben ilim sahibi bir adam değilim. Hoca da değilim. Çok rahat konuşurum. Kusura bakmayın. Sen kimsin? İSKİ'nin genel müdürüymüş. İGDAŞ'ta falanca bir rütbeye sahipmiş. Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde halkla ilişkilerde bilmem neymiş. Zabıtada bilmem ne amiriymiş, bilmem neyin ne memuruymuş. Amlan onunla övünüyor. Evladı onunla övünüyor. Anne onunla övünüyor. Ya benim alim bir çocuğum var. Benim hafız bir evladım var. Benim oğlum dün Allah yolunda şehit oldu. Benim oğlum Allah yolunda çalışıyor. Anne utanıyor. Baba utanıyor. Diyemiyor elhamdülillah. Bakın utanılacak bir şey daha haykırayım mı? Böyle bir adama kız vermekten utanan adama da yüzüne tükürüyorum. Adam davetçi. Ve para etmiyor be abi. Bugün davetçilikle karın doymuyor. Biliyorsun işte bak çoluk çocuk masrafları şu bu derken okula gidecek. Ya benim evladım Allah yolunda mücadele ediyor. Arakan'a koşuyor, Afganistan'a koşuyor, Irak'a koşuyor. Türkiye'nin içerisinde Anadolu'ya koşuyor, Doğu'ya koşuyor. Yahu senin çocuğun hidayetten yoksun kalmasın diye Allah yolunda mücadele ediyor. Ya ne yapalım abi ben de isterdim de işte kızımız da diyor ki işte biraz şey olsun be meslek sahibi biri olsun. Ah anam ah nelerle övünüyoruz ha. Nelere kaldık. Övündüğümüz şeylere bak. Falanca yerin genel müdürü. Oldun mu kusura bakma bu mescitteki abiler bile önlüklerini yıkıyorlar. Böyle yapıyorsun. Öyle mi abi vallahi. Geç ürkün muhabbeti var ya. Ne hale geldik Müslümanlar. Benim annem Hazreti Ayşe radıyallahu anh. O kürkün en değerlisine sahip peygamber hanımı, babası Hazreti Ebu Bekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidin içerisinde oturduğu sırada demedi mi? Dedi ya Ebu Bekir dedi neredesin? Buradayım dedi ya Resulallah gel dedi buraya sağına aldı. Ey Ömer dedi neredesin? Çıktı Ömer bin Hattab soluna aldı ikisini kaldırdı. Dedi ki kıyamet gününde bunlarla haşrolunmak istiyorum dedi. Ya böyle bir adamın kızı kürkün en kalitelisine sahip. En değerlisine sahip. Hazreti Ayşe radıyallahu anhayı tam ölümü esnasındayken tezkiye etmek isteyen biri var. Kim o? İbn Abbas radıyallahu anhuma. Allah hem kendisinden hem babasından razı olsun. Şimdi vefat anları yaklaşıyor. Hazreti Ayşe'nin. Bu anda yeğeni, Hazreti Ayşe'nin yeğeni, müminlerin annesinin kulağına eğiliyor, diyor ki, ey diyor Ayşe, peygamberin diyor amca oğlu diyor, İbn Abbas geldi diyor. Ne diyor peki sizce? Yani Hazreti Ayşe, of şeref vermiş, ölmek üzereyiz, hoş gelmiş, bir de bize bir Yasin okusun. Dua etsin, ben ölürsem de cenaze namazımı kıldırsın, Mescid-i Nebevi'de de helva dağıtsın demiyor kardeşler. Ne diyor biliyor musunuz? Vallahi şaşıracak bir cevap. Diyor ki, İbni Abbas'ın diyor gelmesine dikkat edin ne olur. Bir husumet yok aralarında, bir kavga dövüşü de yok.
Diyor ki İbn Abbas'ın diyor gelmesine ve diyor beni diyor tezkiye etmesine diyor hiç ihtiyacım yok diyor. Anlatacağım şimdi o tezkiye neyi. Buna diyor hiç ihtiyacım yok diyor. Yeğeni ısrar ediyor. Ey Ayşe diyor. Müminlerin annesi o diyor İbn Abbas'tır. Salih bir adamdır. Peygamberin amcaoğludur. Gelsin diyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh ısrarlara dayanamıyor. İbn Abbas radıyallahu anh geliyor. İbn Abbas içeri girer girmez diyor ki ey müminlerin annesi sana diyor müjdeler olsun diyor. Subhanallah. Ey müminlerin annesi sana diyor müjdeler olsun. Nedir acaba? Ey Ayşe ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile otururken senin mescitte yani bulunduğun bu yerde bu halinden zikrettiği Ayşe bu hal üzere ölecektir. Cennet onun müjdesi olsun. Öyle bir şey mi dedi acaba? Demedi. Hazreti Ayşe ama şaşırdı. Neyle müjdeleniyor? Dedi ki ne kastediyorsun? Ne haber getirdin bana? Müjde neyin nesi? İbn Abbas dedi ki ey dedi Ayşe sen dedi peygamberin hanımısın dedi. Dikkat edin şimdi. Dedi yani İbn Abbas'ın ve İbn Abbas'ın tezkiyesinin bana ihtiyacı yok. Benim ona ihtiyacım yok dedi ya cümlenin başında. İbn Abbas başlıyor. Diyor ki ey müminlerin annesi sen diyor peygamberin diyor hanımısın. İf gününde uğramış olduğun iftirayı Allah semadan dedi temizledi, seni tezkiye etti. İf gününde sen kolyeni kaybettin ya dedi. Biz onu ararken, sen onu ararken ordu uzun bir zaman beklemek zorunda kaldı. Sularımız bitti. Bu vesileyle Allah Azza ve Celle teyemmümü bize tavsiye etti. Ey Ayşe dedi şu bulunduğun mescit var ya sabah ve akşam Allah'ın anıldığı, Allah'ın zikredildiği bir meclistir ve alternatifi asla yoktur dedi. Şimdi Allah için sana soruyorum. Son nefesini veriyorsun. Hocam benim gibi günahkar bir adama gelse ey kardeşim sizinle düşünmeyelim. Öyle güzel işler yaptın ki elhamdülillah başlıyoruz ağlanmaya. Ümit ve korku arasında yaşıyorduk. Allah'ın rahmetini ümit ediyorduk ama azabından, gazabından da korkuyorduk. Bir başladı bir tanesi dedi sen böyle hayırlar yaptın, böyle iyilikler açtın. Şuradan biz takip edeceğiz, dava böyle olacak, şöyle olacak dedik. Vallahi bizi şeytana terk etti. Terk edip gitti. Dedi ki Allah bizi cennete kesin koyacak. Demek ki ben cennet için yaratılmışım. Ulan ne hayırlı bir adammışım. Sahabe gibi adammışım. Demez miyiz Müslümanlar? Yattığınız döşekten tutun da içinde bulunduğunuz odaya varıncaya kadar her şey kabil gibi gelir size. Sıkar, daralırsınız. Daha genişlerine ihtiyacınız vardır. Çünkü sizin gibi bir adamı bu oda kucaklayamaz. Hazreti Ayşe radıyallahu anh bunu anladı. Ne dedi biliyor musunuz? Ah ne dedi? Sizce şunu demiş olabilir mi? Ey İbn Abbas ne kadar da azmet ettin. Ya ben senin anlattığından da daha güzel vasıflara sahibim. Hatta bir gün demedi. Dedi ki ey Abbas dedi. Abdullah'ın oğlu dedi Abbas. Dedi beni bırak dedi. Beni bırak dedi terk et dedi. Ya bana dedi metiye sunma. Beni methetme dedi. Beni anma beni zikretme. Beni şeytanıma bırakıyorsun. Beni şeytanla baş başa bırakıyorsun. Beni anma artık. Beni yüceltme. Sus dercesine. Dedi ki beni bırak dedi. Azat et dedi. Senin tezkiyene ihtiyacım yok dedi benim. Sonra ne dedi biliyor musunuz kardeşler? Ve dedi ki dedi. Keşke unutulup gitseydim dedi. Subhanallah. Keşke unutulup gitseydim. İnsanlar beni tanımasaydı, tanıyanlar beni unutsaydı, rüzgarın önündeki bir yaprak, insanların bastığı bir toprak parçası olsaydım da tarih sayfasından silinmiş, hatırı olmayan bir şey olsaydım, tıpkı babasının dediği gibi bu sözleri söyledi. Onlar da dediler, keşke anam kısır olsaydı da beni doğurmasaydı. Dediler ki keşke bir koyun olsaydık da Allah yolunda kesilseydik. Tüylerimiz etrafa dağılsaydı, tırnaklarımız etrafa dağılsaydı. Kıyamet günü diriltildiğimizde yok olup gitseydik dediler.
Aynısını Hazreti Ayşe dedi. Bana dedi tezki etme. Ama şimdi biz abi şu var ya falancanın oğlu ha. Oo elhamdülillah. Yapma ya. Oturtacak yer bulamıyoruz. Arkadaş da oturacak yer bulamıyor kendine. Koltuk beğenmiyor. Oturacağı masayı beğenmiyor. Niye? Benim babam, benim anam, benim dedem, benim atam, ceddim demeye başlıyor. Ona bu masalar artık kâfi etmiyor kardeşim. Allah ıslah etsin bizlere. Aha, Hazreti Ayşe radıyallahu anha ne bu dünyayı sevdi, ne iltifat edilmeyi sevdi. İzzetli bir hayat yaşadı ve izzetli bir şekilde Allah'a kavuştu. Allah kendisinden razı olsun. Onun salih babasından Allah azze ve celle razı olsun. Allah azze ve celle evlatlarımızı, kız evlatlarımızı Hazreti Ayşe'nin iffetinden, namusundan, dünyaya bakış açısından, salih amelinden, imanından pay versin. Hazreti Ayşe'nin akıbetinden, onun hayırlı ömründen bir parça versin. Ve özellikle ama şuna da değinmek istiyorum ki, o saliha kadını kötü dillerine alet edenler, o saliha kadını hicvedenler, o peygamberin hanımına küfredenler, onun üzerinden Allah'a, Resulüne, İslam'a savaş açanlar, bayrak açanlar, sancağın altında toplananlar var ya. Bilmeyenlerin Allah hidayet versin. Cahillerin Allah hidayet versin. Ama o bilerek yapanlar var ya. İsteyerek yapanlar var ya. O müminlerin annesine iftirada bulunanlar var ya, Medineli münafıklar gibi ifk hadisesini bayraklaştırıp Hazreti Ayşe'nin üzerinden peygamberin evine leke bulaştırmak isteyenler var ya, ne bu dünyada ne de ahirette yüzleri gülmesin inşallah. Allah Azze ve Celle kalplerine kilit vursun, dillerini kilitlesin, akıbetlerini acı eylesin. Sen müminlerin annesine Nur suresinde tezkiye görmüş bir hanımefendiye dilini uzatacak kadar alçak ve şerefsiz olduysan vallahi senin akıbetin de o minval üzere olacaktır. Bunu da unutmasınlar inşallah. Ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Allah azze ve celle buyuruyor ki, sıkıldınız mı Müslümanlar? Allah azze ve celle buyuruyor ki, sizin dua edeceğiniz benim icabet etmeyeceğim. Sizin talepte bulunacağınız benim talebinizi karşılamayacağım. Sizin yardım isteyeceğiniz ama benim yardım etmeyeceğim gün gelmeden önce iyiliği emredin ve kötülükten alıkoyun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bu sözler kime ait kardeşlerim? Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle'ye ait. Bu sözler insanı yoktan var eden, insanın önüne konulan bütün rızıkların sahibi, insan üzerinde gerçek tasarrufu bulunduran, bırakın insanı, insanın dışında bütün eşyaya yön veren, hakimiyetini altına alan Allah Azze ve Celle'ye ait. Bu sözler, rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Rahmetim gazabımı aşmıştır diyen Allah Azze ve Celle'ye aittir. Bu sözler ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kullarım bana seni soruyorlar, onlara de ki ben pek yakınım, dua ettiklerinde dualarına icabet ederim diyen ayetleri indiren Allah Azze ve Celle'ye aittir. Bu sözler yardım ve zafer ancak Allah'tandır diyerek ferman buyuran kahhar, metin ve cabbar olan Allah Azze ve Celle'ye aittir. Ne diyor? Dua edeceksiniz, yalvarıp yakaracaksınız, secdelere kapanacaksınız, ağlayacaksınız, ellerinizi gökyüzüne kaldırıp, semaya kaldırıp Allah'ım, Allah'ım, ey Rabbim diyerek inim inim inleyeceksiniz, feryadı figan edeceksiniz. İnsanlar sizi görecekler. Yahu bu adam ya mecnundur ya da şu yeryüzü toprağı üzerinde yürüyen çok büyük bir abittir diyecekler. Sizi görenler kendilerini bulacaklar. Sizi görenler Allah'a kavuşacaklar. Sizi görenler İslam'a koşacaklar. Sizi görenler etrafına bakıp da kendinden utanacaklar. Ama şimdi acı bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Mucib olan Allah, sesleri işiten Allah, sesleri birbirine karıştırmayan Allah, insanların değil,
kainat içerisinde ne kadar ihtiyaç sahibi varsa her birinin ihtiyacını karşılayacak güce sahip olan Samet olan Allah diyor ki dua edeceksiniz, duanızı kabul etmeyeceğim. Talepte bulunacaksınız. Allah'ım o kadar büyük bir derdim var diyeceksiniz. Ey Rabbim öyle büyük bir sıkıntının içerisine saplandım ki diyeceksiniz. Ey Mevlam gerçek dost, gerçek yardımcı sensin. Beni bu halden kurtar diyeceksiniz. Bana salih bir evlat, beni düşünen, akıbetimi düşünen, ahiretimi düşünen bir zevce, bereketli bir iş, bana Allah'ı hatırlatacak dostlar. Bunların her biri için talepte bulunacaksınız. Allah'ım şifası bulunmayan bir hastalık diyorlar. Allah'tan ümidin kesilmedi diyorlar. Benim ümidim sensin, umudum sendedir, ümidim kimsede değildir diyeceksiniz. Allah da diyecek ki ben talebinizi karşılamayacağım. Yardım isteyeceksiniz. Düşmanın amansız darbeleri altında inleyeceksiniz, inleyeceğiz. Kafirler en çılgın bir hareketle, tavırla bizi paramparça edecekler. Çocukların saçlarını, sakallarını, gözlerini ne derseniz deyin tüylerini beyazlatacak. Zulümlere şahit olacağız. Çılgınlar gibi ümmetin izzetiyle, şerefiyle, değerleriyle oynayacaklar. Namusun bildiklerinin namuslarını ellerinde sallayacaklar. Allah'ım bizden yardımını, nusretini esirgeme. Allah'ım bize yardım et. Allah'ım bize lütfunla, kereminle muamelede bulun diyeceksiniz, diyeceğiz. Allah da diyecek ki ben size yardım etmeyeceğim. Korkmuyor musun ey Müslüman? Çekinmiyor musun? Meydan okuyan Allah, gadaplanacağını söyleyen Allah, öfkesini sunan Allah. Korkmuyor musun kardeşim? Allah için sana soruyorum. Sana ve bana şah damarından daha yakın olan, bütün ihtiyaçlarımızı gideren, önümüze konan lokmadan tutun da içtiğimiz bir yudum suya kadar her şeyin sahibi, her zerrenin sahibi olan Allah diyor ki dua edeceksiniz, duanızı kabul etmeyeceğim. Talep ve yardımda bulunacaksınız. Asla size iltifat etmeyeceğim. Subhanallah. Allah rızası için söyle be kardeşim. Hiç mi aç kalmadın? Hiç mi susuz kalmadın? Yani ya bir ay nasıl geçecek? Ben bu ayın sonunu nasıl getireceğim diye hiç düşünmeniz olmadı mı ya? Vallahi vardır ha Müslümanlar. Yok mu Allah için? İnanın vardır. Ben öyle büyük bir belanın içerisine girdim ki sabah olacak mı diye düşüneniniz yok mu be kardeşim ya? Öyle büyük sıkıntıların içine gömüldük ki, gömüldünüz ki, gömüldük. Hep beraber belki. Başımızı secdelerden kaldıramayacak hallere düştük. Vallahi ben kendim yaşadım bunu. Siz deyin ki imanının zaafıdır, ben bilmem. De ki günahlarından dolayıdır, vallahi bilmem. Secdeye kapandım, Allah'ım sen yardım etmediğin müddetçe ben başımı secdeden kaldırmayacağım. Semaya kaldırdığım elleri senin lütfunu, keremini görmeden indirmeyeceğim. Vallahi sabah hapishane zindan oldu. Gecem kabir gibi beni sıktı. Dedim ki herhalde Allah nusretini çekti. Allah yardımını çekti. Allah beni bunun içinde unuttu ve hapsetti. Yok mu be kardeşim, Allah için sana soruyorum, bu sıkıntıları yaşayanlar. Bu kadar derdi olanlarınız yok mu hepimiz, yoksa keyfimiz yerinde mi? Yok mu şu an Suriye'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da? Allah'ım göğüsleri paramparça edilen kadınlar, etleri lime lime edilen erkekler, Çin'in komünizm felsefesi içerisinde kaybolan gençlik, şu an şu sokaklarda gördüğünüz insanlar, yok mu kardeşim ya? He? Bir gecenizde feryadı figan etmediniz mi? Bir gündüzünüze kalktığınızda ağlayarak kalkmadınız mı Allah'a yalvararak? Yok mu? Ve bir baktınız ki tam o muzdaripliğin içerisinde Allah lütfunu ve keremini sundu. Tekbirler getirdiniz. Allah'a olan imanlarınız arttı. Allah'a yürüdünüz. Gayretiniz arttı, samimiyetiniz arttı. Allah varsa dediniz, tasa yoktur. Allah varsa keder yoktur. Ya ben dedim bu kadar neden üzülüyorum? Neden sıkıntının içine giriyorum? Benim Allah'ım var ya, benim Rabbim var. Anam neymiş, babam neymiş, kardeşim neymiş? Sebepler neymiş? Bunları halkeden de Allah'tır dediniz.
Şimdi ben size hatırlatıyorum. O en zor anınızda secdelerde ağladığınız, feryat figan ettiğiniz, inim inim inlediğiniz tabir yerindeyse. Allah da o inlemelerinizi seviyor ha. Bunu dalga geçerek söylemiyorum. Resulullah Aleyhisselam söylüyor. Allah diyor kulunun inlemesini sever. Sanmayın ki bu kadar rahat olmamız bizim için çok büyük bir hayırdır. Başının ağrısı olmayan, ateşi çıkmayan bir bedevi peygamber aleyhisselam demiştir ki cehennemlik adam görmek isteyen bu adama baksın. Benim elhamdülillah hiçbir musibetim yok. Allah ne kadar nimet varsa bize verdi diyenler bilsin o nimet külfettir onun için. Varsa ve sizi bu sıkıntıdan kurtaranın Allah olduğuna inanıyorsanız şimdi size hatırlatıyorum. Nefsimi hatırlatıyorum. Kör nefsimi hatırlatıyorum. Allah Azze ve Celle diyor ki dua edeceksiniz, duanızı kabul etmeyeceğim. Yine aynı sıkıntının muzdaripliğin içine girecek, sizi yalnız bırakacağım. Ağlayacaksınız, iltifat etmeyeceğim, isteyeceksiniz, vermeyeceğim diyor Allah Azze ve Celle. Korkmuyor musun kardeşim? Çekinmiyor musun? Vallahi bundan daha büyük bir kayıp, bundan daha büyük bir musibet yoktur. Allah Azze ve Celle'nin kulunun üzerinden iltifatını kaldırması. Bu çok büyük bir acı imtihandır aziz dostlar. Allah Azze ve Celle dedi ki dua edeceksiniz, kabul etmeyeceğim. Yardım isteyeceksiniz, yardım göndermeyeceğim. Peki sebebi nedir sizce kardeşlerim? Şirk koşulacağı mı? Namazı terk etmek mi? Kadınların iffet elbiselerinden soyunması mı? Faizin yayılması, adaletsizliğin hakim olması, beşeri sistemlerle yönetilmek mi? Sizce nedir Müslümanlar? Nebi Aleyhisselam neye bağlıyor sizce? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neye bağladı? Allah Azze ve Celle'nin bu sözünü. Dedi ki iyiliği terk edeceksiniz, kötülükten alıkoymayı bırakacaksınız. Yani nasihatlaşmayı bırakacaksınız. Tıpkı kim gibi? İsrail oğulları gibi Allah muhafaza. Birbirinize nasihat etmeyeceksiniz. Evde bey hanımına nasihat etmeyecek. Hanım beyine nasihat etse haddini bilmemekle suçlanacak. Talebe hocasına nasihat etse haddi bildirilecek. Hoca talebesine nasihat etse kale alınmayacak. İki kardeş birbirine nasihat edemeyecek. Ya kardeşim şu iyilik var diyemeyeceğiz. Demiyoruz, yapmıyoruz. Kim gibi? İsrailoğulları gibi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Dedi ki İsrailoğulları arasında zulüm yayılmaya başladığında... Hangi zulüm bu? İdarecilerin zulmü mü? Ben bilmem. Ama hadisin devamında sanki anlaşılan insanın kendi nefsine zulmü var ya, haramların içerisinde işlediği zulümler. Allah Resulü dedi ki İsrailoğulları arasında zulümler yayıldığında bir kimse diğerini günah işlerken görecek ve ikaz edecek. Yapma diyecek kardeşim. İsrailoğullarında yaşanan hadise. Bak bunu Allah Azze ve Celle haram kılmış. Bunu böyle yaparsan helaldir. Bunu terk et diyecek. Ancak ertesi gün yiyip içebilmek, onunla oturabilmek için parantez açmış muhaddisler. Yani tabir yerindeyse menfaati için diyor ki birbirlerini kötülüklerden alıkoymayacaklar. Koymadılar. Sonra Allah Azze ve Celle onların üzerine dedi ki İsrailoğulların oğullarından küfredenler, nankörlük yapanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bu haddi aşmalarından ve birbirlerini kötülüklerden alıkoymamalarından dolayıdır. Bu hal de ne kötüdür dedi. Maide suresi 78 ve 79. ayetlerinde Allah Azze ve Celle. Sonra Nebi Aleyhisselam dedi ki evet dedi. Siz de ya zalime engel olur onu kötülükten vazgeçirirsiniz ya da dedi bu hal sizi de bulur buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi hadiste nakletmediğim bir kısım var. Özellikle son kısmıyla açıklamak için. Dedi ki bu hal sizi de bulur. Yani siz de o hale gelirsiniz. Ne hale geliriz? Davud Aleyhisselam'ın ve Meryem Aleyhisselam'ın oğlunun İsa Aleyhisselam'ın diliyle lanetlenmek mi? Değil. Ne hale geliriz biliyor musunuz? Hadisin atladığımız bir parçası var.
Allah da dedi, onlar birbirlerini kötülüklerden uzaklaştırmayınca aynı sofrada, abi o rakı içebilir, ben de su içiyorum. O domuz eti yiyebilir, ama görüyorsun ben de üzüm yiyorum. Yani o sıra Allah'ı gadaplandıracak sözler söyleyebilir ama fark etmez, yani ben duymuyorum zaten, YouTube'u geziyorum diyenler var ya, aynı masada oturanlar. Allah diyor, onların diyor kalplerini diyor birbirine benzetti diyor, İsrailoğullarında kalpleri birbirine benzedi. Ne demek bu? Haram işleyenle haramdan uzaklaşan adamın kalbi birbirine benzedi. Zina edenle zinadan kaçan adamın kalbi birbirine benzedi. Öyle bir hale geldiler ki artık haram olarak gördükleri şey onların başlarına geldi. Tıpkı şu an yaşadığımız durum gibi kardeşler. Tıpkı. Siz zannetmeyin ki bizler iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak vazifesini terk edersek bu sadece insanlarla alakalıdır. Allah Azze ve Celle kalplerimizi birleştirir. Zinakarlarla kalplerimizi aynı atar. Fahişelerle aynı şekilde düşünür hale geliriz. Hislerimiz onlar gibi olur kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ikaz ediyor. Kalpleriniz birbirine benzer. Ne zaman? İyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak vazifesini bırakırsak. Şimdi ne diyoruz biz? Abi diyoruz, İslam devleti yok ki. Hemen bu hadis şerh ediliyor. İslam devleti sadece iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar. Yani bu adam namaz kılmıyor mu? Secdeye onun başını koyar. Koymasa kabrin içine koyar. Bu adam içki mi içiyor? O meyhaneyi kapatır, içki satışlarını durdurur. Doğru mu? Vallahi doğru. Biz şimdi bu setin arkasına sığınacağız. Yani biz birbirimize hayrı teşvik etmeyeceğiz bu kabilden. Kötülükten de alıkoymak için birbirimize nasihat etmeyeceğiz. O hale geldik Müslümanlar. Birbirimize nasihat etmiyoruz. Birbirimize iyiliği emretmiyoruz. Emretmekten kasıt, tut kolundan o mescidin içine sok mu? Onu bilmem, gücün yetiyorsa yap. Değilse teşvik etmek. Haramdan uzaklaştırmak için gayret göstermek. Yanlışımızı, hatamızı en güzel uslupla düzeltebilmek. Vallahi sahabe bunu en güzeliyle yaptı. İzzet buldular, şeref buldular. Davaları, kıtaları açtı. Hatırla ne olur, bitireceğim inşallah. Ömer bin Hattab radıyallahu anh halifeliği dönemindeyken minbere çıktı. Dedi ki, ey Müslümanlar, eğer dedi ben haktan sapar ve benden önce sizi idare eden Ebu Bekir'in radıyallahu anh ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayrılırsam ne yaparsınız dedi. Ne dediler? Ey müminlerin emiri, sen bir şey bildiğin vardır ki biz de sana tabi oluruz. Dediler mi? Demediler. Ey müminlerin emiri, senin emrin bizim için fermandır, emir denir muhabbeti. Demediler Müslümanlar. Dediler ki, ey Ömer radıyallahu anh, eğer dedi saparsan, o sıra artık ellerinde bellerinde ne kılıcı varsa, dedi ki seni şu kılıçlarımızla dediler düzeltiriz, doğrulturuz. Bu adamlar laflarının arkasında duran insanlar. Büyük konuşmuşlar, büyük amel etmişler. İddia etmişler, iddialarını yapmışlar kardeşler. Ben de sahabe gibi dururum abi, set gibi duranlar. Kapıların arkasına sığınıyoruz. Neden? Menfaatlerimiz. Neden? Çıkarlarımız. Bunları kaybetmekten korkuyoruz. Kınarlar diye korkuyoruz. Aman arkadaşlarım benden uzaklaşır diye korkuyoruz. Kardeşler bizden uzaklaşır diye korkuyoruz. Ya yeni de bir makama geldik. Tam da şimdi insanları idare etme fırsatı yakaladık. Ben bu hakkı ishar edersem vallahi bundan dolayı korkuyoruz. Yani bırakalım Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın biz de çıkarız seni kılıçlarımızla düzeltiriz felsefesini, edebiyatını biz yapıyoruz. Kusura bakmayın kardeşlerim. Hazreti Ömer radıyallahu anh da cemaate döndü, dedi ki ey cemaat dedi, eğer dedi ben sapar, beni düzeltmezseniz sizde. Siz beni düzeltmek için çabalarken ben düzelmezsem de dedi bende hayır yoktur dedi. Allahu Ekber. Ben böyle çırpınıyorum, haramın içerisine giriyorum, yanlışın içerisindeyim. Ya sakalı vardır bir şey demek. Ulan adam iki tane de kitap okumuş, hoca diyorlar, inan bir şey söylemeyelim. Ya bu kadar bir şeyler yapmış, bari onların hürmetine susalım. Ya ben cehenneme gidiyorsam ve sen buna ses çıkartmıyorsan sen de. Sen de bana ses çıkarttığında ben sana dünkü çocuk muamelesi yapıyorsam, sen de Allah'ın dinini yeni öğrendin muamelesi yapıyorsam, sen buralara gelirken
biz falanca yollar yürüdük diyorsam, ben senin gibi bu meseleleri sen daha çocukken kısa pantolon giyerken öğrendim diyorsan kardeşim, ben diyorsam o zaman bende de hayır yoktur. Hazreti Ömer öyle söylüyor. Sonra döndü cemaate, dedi ki sizin gibi bir cemaati dedi bana bağışladığı için Allah'a dedi hamdü senalar olsun. Allah'a hamdü senalar olsun. Bunu diri tuttular Müslümanlar. Evinin içinde de diri tuttular. Hilafetin merkezinde de diri tuttular. Mescidin içerisinde de diri tuttular. İyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak konusunda ısrarcı oldular ve bu mesele iliklerine kadar işledi elhamdülillah ve izzet buldular. Bugün bizler utanıyoruz. Üç şeyden dolayı tebliğden kaçıyoruz. Tembellikten. Koltuklarımızı bırakamıyoruz. Evdeki döşekler bize sevimli geldi Müslümanlar. Hiç kızmayalım. Ben kendimi kınıyorum. Evde oturduğumuz hal, önümüze konulan tabak, bizim için pişirilen çay Allah'ın dininden daha lezzetli hale geldi. Tembeliz. İhtiyaç hissetmiyoruz. Kusura bakmayın, ihtiyaç hissetmiyoruz. Allah'ın dininin bana ne ihtiyacı var ki? Allah Azze ve Celle'nin bana ne ihtiyacı var ki diyoruz, tembelliğin arkasına sığınıyoruz. İki, menfaatimizin elden gideceğine korkuyoruz. Hani bizi bir yere oturttular ya, hani bir yerden nemalanıyoruz ya, vallahi bunun gideceğinden korkuyoruz. Üç, ve ne acıdır ki Müslümanlar, üç, bizler kınayıcının kınamasından Allah'tan daha çok korkuyoruz Müslümanlar. Kardeşlerimiz ne der? Anne baba ne der? Falancalar ne der? Hikmetsizlik yapma kim ne derse desin. Saygısızlık yapma kim ne derse desin. Kabalık yapma, küstahlık yapma kim ne derse desin. Haddi aşma kim ne derse desin. Ben şunu hatırlatırım önce nefsime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Tirmizi'de geçen hadiste, kim insanların gücenmesini göz önüne alıp İnsanların kızması, küsmesi, alınması, terk etmesi, ne derseniz deyin, düşmanlığı. Bunu göz önüne alıp Allah'ı diyor razı ederse, Allah'ı razı etmek için çalışırsa, bütün alem ondan ilişkisini kesse de Allah diyor onu koruyacaktır. Allahu Ekber. İnsanlar ona düşman olsa da Allah onları koruyacaktır. Yok mu abiler? Dün sakal bıraktığından dolayı gençler anne babaları küstüler, tavır aldılar. Ama bugün arkalarındalar. Onların en büyük yardımcıları o anne babalar oldu. Dün iş yerinden namaz kıldığınızdan dolayı atmak istedi insanlar, bugün arkanızda namaz kılar hale geldiler. Dün bu sokaklarda ayıplıyorlardı. Ablalarımız çarşaf giydiği için, peçe taktığı için. Lan böyle de kıyafet mi giyilir? Böyle yaşayacaksan git Suud'a dediler. Ama şimdi insanlar onları taklit ediyorlar. Allah Azze ve Celle koruyor, koruyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim de Allah'ı gücendirmek, Allah'ı gadaplandırmayı göz önüne alıp insanları diyor memnun etmek isterse, insanları memnun etmek isterse Allah da onu insanların eline diyor terk eder diyor. Subhanallah. Şu anki halimiz o Müslümanlar. Abi insanlar hiç kıymet bilmiyor. Bilmez tabii çünkü sen Allah'ın rızasını bıraktın. Bugün insanlara abi yaklaşmak istemiyorum. Neden? Çok vefasızlar. Doğru. Çünkü biz insanları kazanmak adına Allah'ı küstürdük. Allah'ı gadaplandırdık. Allah Azze ve Celle insanları bize ne yaptı? Birbirimize bıraktı. Onların eline bizi terk etti. Vallahi bilin ki kardeşlerim, kınayıcının kınamasından korktuğumuzdan dolayı bugün iyiliği tavsiye emir demiyorum ha. Hani İslam devleti yok dedik ya. İyiliği tavsiye etmek, kötülükten korunmak için de ricada bulunmak, hatırlatmaktan da artık uzak hale geldik. Allah sonumuzu hayır eyle. Son bir hadis, söz veriyorum, bitiriyorum. Bu üç ayın rövanşı olsun inşallah. Bunu iki şeyden dolayı yapacağız. Özellikle iki şeyden. Biri dualarımızın kabulü için yapacağız. Biri de buradan sonra bitireceğim. Biri de cennetimiz için yapacağız. Nasıl yapacaklarımızı sonra konuşacağız. Bir sonraki derslerde konuşacağız. Paldır küldür bir tebliğ, emir, onu kastetmiyorum. Usulünü sonra konuşacağız. Ama iki şeyden dolayı Allah'ın dinine hizmet etme konusunda yarışacağız. Birincisi dualarımızın kabulü. İkincisi de kardeşler, Enes bin Malik'in radıyallahu anh rivayet ettiği hadise mazhar olmak için. Bakın diyor ki Allah Resulü dedi ki bir cemaat içerisinde otururken size
insanlardan bir kısmından dedi haber vereyim mi? Yani bazı insanlar vardır tabir yerindeyse, onların halleri anlatılmaya değerdir. Ondan haber vereyim mi? Sahabe dedi buyur ya Resulallah. Onlar ne peygamberdirler ne de şehittirler. Bakın onlar ne peygamberdirler ne de şehittirler. Kıyamet gününde Allah Azza ve Celle'nin onlara vereceği makamdan dolayı peygamberler ve şehitler onlara gıpta edecekler. Kim bunlar? Bilen var mı Müslümanlar? Kim? Allah için birbirlerini sevenler. Allah için birbirini sevenler. Evet, ilk gelecek hadis budur. Ama değil bu hadis. Bu hadis doğru. Dedi ki bakın onlara dedi nurdan minberler verecek. Onlar diyor oraya oturacaklar. Aha benim böyle oturduğum gibi. Herkes de diyor onları tanıyacaklar. Afrikalısı onu tanıyacak. Asyalısı onu tanıyacak. Arabı onu tanıyacak. Türkü onu tanıyacak. Herkes onları tanıyacak. Şimdi meraklandınız mı? Ben inanıyorum sahabe çok meraklandı. Dediler ki ya Resulallah onlar kimlerdir? Dedi ki Allah Resulü onlar kulları, insanları Allah'a. Allah'ı da dedi insanlara sevdiren kişilerdir. Onlar yeryüzünde nasihatçi ve tebliğçi olarak dolaşanlardır dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat edin. Onlar ne peygamberdir ne şehittir. Ancak şehitler ve peygamberler kendilerine verilen makama gıpta edecekler. Sonra sahabe sordu. Dedi ki ya Resulallah insanların tabirlerinde yani Allah'ın insanlara sevdirilmesini anladık. Hani deriz ki insanlara, ey insanlar bak seni Allah yarattı, bu kadar güzellikleri Allah veriyor, insanlar da Allah'ı sever. Peki, insanları Allah'a sevdirmek konusunda ne yapmamız lazım dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sizler Allah'ın helallerinden ve haramlarından bahsedersiniz. Bakın, insanlara helallerden ve haramlardan bahsedersiniz. İnsanlar da helalleri yaparlar, haramlardan vazgeçerlerse Allah da onları ne yapacaktır? Sevecektir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Müslümanlar ferden ve hep beraber ev ev, kapı kapı, sokak sokak, diyar diyar Allah'ın dinini anlatma, insanlara iyiliği bildirme ve kötülükten kaçsınlar diye onlara izah etme konusunda bir gayret, bir mücadele edeceğiz. Bunu yaparken gönüllerimizi birleştireceğiz, ellerimizi birleştireceğiz ve Allah'ın dinine hizmet etme konusunda üstün bir çaba ve gayret sarf edeceğiz. Hocam izniniz olursa bir şey hatırlatabilir miyim? Şimdi ben kendimi önce ayıplıyorum, sen de kendine düşen payı al. Yeni evlendiğimizde, evlilik arefesinde İlk bıraktığımız şey Allah'ın dinine hizmettir. Hani gemiden böyle batacağı sırada bazı şeyler atılır ya. İnsan böyle değerli şeylerini mi atar? Önce değersizlerden başlar değil mi Yılmaz abi? Bizim de ilk kenara bıraktığımız Allah'ın dinine hizmettir. Yeni iş kuran kardeşler ilk kenara bıraktıkları vazife Allah'ın dinine hizmettir. Sıkıntısı olan kardeşim, derdi olan kardeşim, borcu olan kardeşim, İmtihanlarla debelenen kardeşimin ilk kenara bıraktığı nasihatlaşmadır, iyiliği, emir, kötülükten alıkoymaktır. Yeni çocuğu olan ilk bıraktığı şey Allah'ın dinine hizmet etmektir. Ama sorduğumuzda inşallah bunları bir derleyelim, toparlayalım, sahaya çıkalım. Ya sahaya çıkmadan vefat ederiz, ya sahaya çıkmaya imani bir güç bulamayız. O yüzden hatırlatıyorum ey Müslümanlar. Yeni evlenmek isteyenler, yeni çocuğu olanlar, yeni işi olanlar, yeni arabası olanlar, yeni makamlara gelenler, yeni dertlerle karşılaşanlar, ağır imtihanlarla uğraşanlar bilin ki Allah'ın dinine hizmeti bırakırsanız semadan gelecek olan yardıma kapınızı kapatırsınız. Çünkü benim peygamberim Allah'tan rivayet etti, aktardı. Allah Azze ve Celle buyurdu ki
dua edeceğiniz duanızı kabul etmeyeceğim. Talepte bulunacaksınız, talebinizi yerine getirmeyeceğim. Yardım isteyeceksiniz, yardım etmeyeceğim dedi. İyiliği, emir ve kötülükten alıkoymayı bırakırsanız Allah Azze ve Celle o sahabedeki ruh ile amel etmeyi bizlere nasip etsin. İsrailoğullarının müptela kılındığı bu hastalıktan bir an önce kurtulmayı bizlere nasip etsin. Geceniz inşallah mübarek olsun. Akıbetiniz hayır, cennetiniz inşallah firdevs âlâ olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ma salam.